Demek beni takip edersin ha? Senin kafanı kırayım da gör. Hey dur yapma. Dur yapma. Kafanı kırayım da gör. Bir sakin olun, ben sizi takip etmiyorum. Beni yanlış anladınız. Kim bu? Ne bileyim ben. O da senin gibi kafadan kontak. Sürekli beni takip ediyor. Ne? Seni mi takip ediyor? Ben şimdi ona gününü gösteririm. Gel buraya. Ercan. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Hey yabancı. Sevgilimden uzak dur. Yoksa seni fena yaparım. Ananda doğduğuna pişman edeceğim seni. Görürsün sevgilini. Anne ya beni neden anlamak istemiyorsun? Sana söyledim. Ya bak vallahi bırakıp giderim. Benden söylemesi. Patlıyorum hem ben burada. Yine mi sen? İmdat! Kasabayı sapık! Hey! Ne oluyorsun? Kendine gel. Bana bak eşkel sapı. Peşimi bırak fena yaparım. Ben senin peşinde değilim tamam mı? Yolumda gidiyorum ben. Oh. 10 günde 20 kilo. Ayol ben ona da razıyım. Peki ne kadar süreyle kullanacağım bu ilacı? Ha anladım. Fiyatı ne kadar pardon? Ne? Ayol burada o paraya dönüm dönüm arazi alırım. Ay ne diyeceğimi şaşırdım beyefendi. Ha memnun kalmazsan paramı iade edeceksiniz öyle mi? Adres mi? He siz Esence köy muhtarlığına teslim edersiniz. Efendim kardeşim muhtar olur da. Sensiz hayat bana haram Burhan. Sen bensiz yaşarsın ama ben sensiz yaşayamam. Sakin ol bakalım. Şükürler olsun. Kendine geldi sağ ol. Şükür. Ana. İyi misin yavrum? Ana neredeyim ben? Bu adam niye burada? Sağlık ocağındasın. Bu da yeni tayin olan doktorumuz. Ne? Doktor mu? Hı hı. Geçmiş olsun. Hacer. Tekrar geçmiş olsun. Her şey için teşekkür ederim. Bak bir daha yaramazlık yaparsan bu sefer ben seni uçurumdan aşağı atarım. Ellerimiz hep böyle yapışık kalacaksa sen de benimle birlikte uçarsın ama. O zaman gel seninle bir barış anlaşması yapalım ha? Bundan sonra çatışmak yok tamam mı? Hı? Hı-hı, tamam. Peki söz mü? Söz. Siz nispet mi yapıyorsunuz böyle ailecek? Anlamadım. Verdiniz kızı, hepiniz böyle kasım kasım kasılıyorsunuz. Bir de selam bekliyorsunuz. Aa, ayol kızı Kezban verdi, ben değil. Bana bak, Burhan'dan haber var mı? Var, telefonla konuştum. Hala İstanbul'da. Birkaç güne kalmaz da Almanya'ya uçacak. Ona da Sülbiye'ye de yazık olacak vallahi. Sülbiye'ye niye yazık olsun? Daha amca oğlum yola çıkmadan başka biriyle evlenmeye kalkıyor. Bunu ondan hiç beklemezdim. Bunu Burhan için yaptı. Gitmesin diye, kıskandırmak için. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ay çok çaresizim Saffet. Bak sen gönlünü ferah tut ha Erüş teyze. İki kısa, üç uzun metrajlı filmin senaristi ve yönetmeni Saffet ölmedi daha. Canım. Onlara öyle bir film çevireceğim ki... yabancı film dalında Oscar'a aday bile gösterilecek. Hatta kazanacak. Thank you.
Sabretsin, diye az kaldı. Biraz sonra resmen karım oluyor. Bırak. Ya Nazlı kız nereye kadar? Göstereceğim ben sana. Evladım yeme yeter. Cırcır olacaksın. Olayım benim doktoru yadar beni. Ya bu millet onu da kaçırır yakında. Belki de kaçmıştır. Kim bilebilir ki? Salim nikah memuru nerede kaldı? Ne bileyim. Birazdan gelir elbet. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle, buyurun. Teşekkür ederim. Hadi gel evladım, gel otur şuraya. Hoş geldiniz. Nikah törenimize geçiyoruz. Evet. Bu iki genç kardeşimiz evlenme isteklerini burada bizlere tekrarlayacaklar. Bana sormanıza gerek yok. Ben peşin peşin evet diyorum. Eminim ve de son kararım evet, evet, evet. Evlenmek için belediyemize başvuruyoruz. Evlenmenizde hiçbir sakınca görülmemiştir. Hoş geldin doktor. Hoş buyur, geldiniz. Buyur. Geç. Hoş geç bulduk. Oğlum, merhaba. Siz Sülbiye Pekmezci. Abini çok belirle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Dolan! Komutanım işte bu! Aha! Aha! Abi bu komutanım! Askerin kaçağı bu! Aha! Asker kaçağıymışsın, ihbar al! Ne lan deli! Hadi yürü gidiyoruz. Jandarmanın burada ne işi var? Hadi! Ne kaçağı abi, ne kaçağı ya! Tamam, direnme! Abi! Ya bir yanlış anlaşma var, bırakın ya! Hap! Abi! Tamam hadi! Abi! Abi bu tersik var, bıraksana ya! Ya sen bana gel! Hadi hadi! Hadi kardeşim! Kaçağı! Herkese rezil oldum. Kız babası olacağıma iskele babası olsaydım daha iyiydi. Sus Salim. Zaten sinirlerim tepemde. Hıncımı senden çıkarmayayım. Hayrola Kezban? Yoluna devam et Çalgıcı. Heyheylerim üstünde. Hadi. O heyheyler hep üstündeydi senin. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Bana bak. Senin damadı alelacele askeri almışlar diye duydum. Evde kalmış yaşlı başlı kızlarını körpecik gençlere kakalarsa olacağı buydu. Şubeye başvurun da kızını Sülbiye'ye bir asker maaşı bağlasınlar. Nasıl fikir? Bana bak Çalgıcı Bekir, senin dilini fazla uzadı. Kökünden sökersem görürsün gününü he. Sökeyim de bana dil uzat, bak neymiş gör. Pis Çalgıcı. Uyma Kezban'ım, sen uyma ona. Boş ver. Bu hattabı olmadı ki. Askerden kaçarsın ha? Abi bir yanlışınız var. Tabii, tabii. Ben 4 sene önce askerimi yaptım diyorum ya. Yaptın ha? Ya, yürü, yaptım yürü, abi yürü. Vallahi yaptım ya. Konuşma sus. Yemin ederim askerimi yaptım abi ya. Konuşma. Hem de Kıbrıs'ta. Beş parmak dağlarında. Yaptıysan niye şikayet abi, ettiler o zaman? Abi onbaşıydım diyorum size ya. Oh. Allah'ım sana binlerce defa teşekkür ederim. Tam zamanında yetiştin.
abla. Hı. Bir şey soracağım. Sor. Sen düz taban falan mısın? Bugün çok mutluyum Hacer. Ne dersen de sana kızmayacağım. Ha, peki. Peki bir şey daha soracağım. Gerçekten Avni asker kaçağı mı? Bilmem. Ayrıca da hiç ilgilendirmiyor. Peki abla. Farkında mısın? Sen gene evde kaldın. Git başımdan ya. Bu işte Mümit yeniği var ama ne? Sürbiye, yoksa Avni'yi sen mi ihbar ettin? Yok vallahi ana. Ben Alo Jandarma'nın telefonunu bile bilmem. Abi asker kaçağı değilim diyorum ya. Yok oğlum. Abi Allah'ını seversiniz ya. Zorluk çıkarma abi, kardeşim. Zorluk çıkarma. Ya yemin ederim asker kaçağı. Karakolda anlatırsın komutana. Konuşma. Abi namusum. Ya hadi. Orada belli olur tamam mı? Sen bir adam askerim yaptın diyor hadi ya. Hadi kardeşim. Allah Allah. Bırak, bırak sana hadi. Ya. Kardeşim. Boş verin. Unutun artık. Kaderde ne yazılıysa o olur. Babam haklı. Alın yazısına ne yazılıysa o olur. Ne yani? Senin alnında Burhan'la evlenecek falan mı yazıyor? İnşallah. Bence alnında bu kızın kaderi teyzesinin kaderine benzeyecek yazıyor. Yazık ki bu senin son şansındı Sülbiye Hanım. Teyzen gibi evde kaldın. Aa, nesi varmış teyzemin? Elini sallasa ellisi, saçını sallasa tellisi. Ha. Kısmetidir köyün delisi. Hayruşun asimetrisi. Teyzem duymasın da. Ya abi bıraksanıza diyorum ya. Bırak be. Abi ben nereye götürüyorsunuz ya? Jandarma karakolu çok geride kalıyorum ya. Bıraksana be. Sus sus. Abi ben nereye götürüyorsunuz? Bari Allah'ım cevap verin ya. Ankara komutanlığa mı götürüyorsunuz beni? Abi karakol çok geride kaldı. Allah'ını seve. Ya bir bırak ya. Hadi ya. Oh be. Ne oluyor ya? Abi. Abi beni nereye bıraktınız ya? Abi beni geri götürün ya. Ay. Ay. Ay senden korkulur vallahi. 40 yıl düşünsem Avni'yi asker kaçağı diye ihbar etmek aklıma gelmezdi. Söz konusu Burhan'ın mutluluğu olunca pezafet boş durmuyor. Ay o çocuklar sadece jandarma değildi değil mi? Yok canım. Onlar figürandı. Komşu köyden buldum onları. Allah'tan evde jandarma, polis, asker kostümleri vardı da işe yaradı. Ay sen çok yaşayın misafir. Peki Avni'yi nereye götürdüler? Bir saat sonra onlara serbest bırakmalarını tembihlemiştim. Şimdiye bırakmışlardır ha. Ay ne senaryoymuş vallahi. Bravo. Çak. Hayruş nerede kaldı? Aman nerede olacak? Deli simetriyle geziyordur. Teyzemin günahını alma. Ya siz bir gidin başımda. Ders çalışıyorum. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ben çıkıyorum. Beni de bekle Kezban'ım. Çocuklar. Siz aşınızı yaptırdınız mı? Ya aşı istemem ben. İğneden korkarım. Olur mu hiç? Sağlıklı bir yaşam için aşı şart. Hadi gelin ben sizi sağlık ocağına götüreyim ha? Hayrola Hacer? Bu sağlık ocağına gitmek de nereden çıktı? Anlayalım ne iş? Aman canım sen de öküzün altında buzu arıyorsun. Ben sadece doktora götürüp aşılarını yaptıracağım o kadar. Bence senin o doktora ihtiyacın var. Kalbime koy başını doktor. Nabzımı bırak. Gülen yüzüme değil, ağlayan yüreğime bak. Hadi oradan terbiyesiz. Nasıl güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Asker! Rahat! Hazır ol! Rahat! Hazır ol! Silah! Omuza! Aman silah gitti! Sağ ol! Ya yeter lan deli yeter! Onlar!
Ben şimdi askerliğimi yapayım da sonra Hacer'imle nikahlanınca nikah masasında beni asker kaçağı diye götürmesinler Avni gibi. Yahu çocuklar, Avni gerçekten asker kaçağı mıydı? Yok Smetre abi. Aman! Ona sorun, geliyor geliyor. Avni geliyor. Gel Avni gel. Gel lan. Ulan pire. Neredesin lan? Seni pire gibi ezmezsem. Söyleyin lan, nerede lan? Sakin ol abi. Ben senin başının altından çıktı biliyorum. Neredesin saklan, lan? Saklan saklan, geliyor. Nerede lan? Nerede lan söyle. İyi. Hazır tabuta girmişken. Eyvah. Senin canını alayım. Gel lan buraya. Avni. Ulan pire. Vallahi ben bir şey yapmadım Avni. Kendine gel Avni. Ben bir şey yapmadım Avni. Yapma Avni. Aman. Aman. Lan gel lan. Yapma. Ayıp ayıp. Yapma. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Genç kızım var mı, derdim var. Ay unutma Kezboşcum, sen de evlenmeden önce bir genç kızdın. Heh, ben de ne zaman bir şey söyleyecek diye merak ediyordum. Kızını istemediği biriyle zorla evlendirmeye kalkarsan olacağı budur hanımefendicim. Biri şu parazit yapan radyoyu kapatsın. Başım ağrıyor zaten. Ana, senin başın mı ağrıyor? E kalk ben seni sağlık ocağına götüreyim. Kızım, sadece başım ağrıyor dedim. Ana, sağlık ihmale gelmez. Sen gitmek istemiyorsan ben doktoru buraya çağırayım. Hacer! Sen de doktorla bozdun. Git başımdan. Bence bu evde doktora gitmesi gereken biri varsa o da... Ya bırak da kızım, lafını tamamlasın. Aa! Devamını ben söyleyeyim. Doktora ihtiyacı olan bir tek Hayruş var. Ama deli doktoruna. Ayol sıra bana gelinceye kadar bu evde kaç tane deli var biliyor musun? Ooo Einstein, ne işin var burada? O dediğin de ne ki? Boş ver. Hayrola, buraya niye geldin bakayım? Hasta falan mısın yoksa sen ha? Hastayım ama burada. Geç şöyle muayene edeyim seni o zaman ha? Benim hastalığımın tek bir çaresi var, o da Hacer'im. Hacer mi? Ha, şu hırçın kız. Sevgilim hakkında böyle konuşamazsın. Demek sevgilin ha? Doğrusu Ercep, birbirinize çok yakışıyorsunuz. Şakir darım. Yok yok, teşekkür etmiyorum. Ben buraya niye geldim biliyor musun? Yok. Senle düello yapmaya. Ne? Beni duydun. Hacer'imde gözün olduğunu biliyorum. Ya efendi efendi bu köyden gidersin ya da Texas kanunları gibi düello yaparız. Sakalan Hacer'imi alır. İstediğin silahı kullanabilirsin. Ya demek istediğim silahı kullanabilirim. Ha? İstediğin silahı. Peki nerede düello yapalım? Nerede istersen. Düelloya başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Başlayalım. İşte silahım. Ben hazırım. Aman! Allah senden razı olsun teyze. Sen olmasaydın ben yanmıştım. Ben sağken senin sırtın kolay kolay yere gelmez canım. Canım. Evde sivrisinek mi var? Kulağıma vızıltılar geliyor da. Ana. He. Ana. Ne? Ana. Başar su kulağa vurur. Sanki kulağının içinde böyle vızır vızır bir şeyler oluyor mu? Aile doktorumuz konuştu. Aa, ana senin ateşin var, sen iyi değilsin. Kalk kalk, sağlık ocağına gidiyoruz. Hadi kalk. Hayrola Hacer Hanım. Sabahtan beri sağlık ocağı lafı düşmedi ağzından. Ne oluyor? Aman size de iyilik yaramıyor valla. Ben öylesine söylemiştim, neyse. Hacer doktora abayı yaktı galiba. Galibası fazla. Ooo canım, kıyamam. Gurbet.
Elbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içinde hancı. Ay ray 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 ray. Hoş geldin Bekir'im. Hamide, ne yapıyorsun? He? Bekir, taşınıyoruz. Nereye? Mudanya'ya değil herhalde. Almanya'ya, Almanya'ya. Burhan'ımın yanına. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı. Hamide, seni şimdi mi öldüreyim yoksa sabaha mı bırakayım? Ne dersin? He? Bir düşüneyim. Saffet de çok fena oldu. Hangi taşı kaldırsan altından o çıkıyor. Hele belime gelsin. Onu öyle bir mezar taşı dikeceğim ki. Bakalım altından çıkabilecek mi? Git bay yenge. Hah, itağın çomağı hazırla derler. Günaydın Kezban yenge. Sana da gün karanlık Saffet efendi. Bana bak, Kezban yine tersinden kalkmış. Hiç bulaşmayalım. Sen utanmıyor mu lan kızımın saadetiyle oynamaya? Vallahi ben bir şey yapmadım Kezban yenge ya. Bırak Kezban'ım, bırak. Allah'ından bulsun be. Aa, onu önce ben bak. Bir güzel. Kezban'ım. Döveyim de aklıma ya, dur yapma Kezban'ım. Dur. Amca kurtar beni ya. Hop hop. Kezban dur bakalım, ne oluyor? Bana bak cüracı bozuntusu. Senden de şu filmci salağından da bıktım artık. Ayağınızı denk alın. Yoksa sizi Burhan gibi yağ delilere gönderirim ha. Duat kadınsın. Yoksa. Yoksa, yoksa ne? Yoksa ne olacak ha? Bak karşında bir erkek var. Ne haber? Benim gılıbık erkeklere elim kalkmaz. Sana zaten Allah vurmuş. Bir de ben patlatmayayım. Ne? Hadi gidelim Saffet. Gelin buraya. Gelin buraya. Gidelim karşıma çıkmayın. Duydunuz mu beni? Bacaklarınızı kırarım. Gel sen. Hadi. Aman doktor canım cicim doktor, derdime bir çare. Çaresiz derdime. Hacarım! Ayağımı elini versin Ercep, ödümü patlattın be. Korktun mu Hacarım? Ne istiyorsun? Bu da sorulur mu Hacarım? Tabii ki sen istiyorsun. Sen bir şuradan çıksana. Hacarım! 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 Teessüf ederim Hacer. O bu köye geldiğinden beri bakıyorum da bana hiç yüz vermiyor. O dediğin de kim? Doktor, doktor. Doktor Emre. Çok yakışıklı değil mi? Hem yakışıklı, hem kibar, hem de beyefendi. Anladım, anladım. Sen beni kıskandırmaya çalışıyor. Ha, ben de çok meraklıydım. Çekil yolumdan. Hacerim, seni kimseye yar etmem. Ya benim olacak. Merhaba kardeşlerin en güzeli, şahane kadın Kezboş'a merhaba. Ayıl sana söylüyorum. Hayrır. Başına güneş geçti diyeceğim ama hava yağmurlu. Yoksa kafana saksı mı düştü? Ayıl sana barışın sembolü zeytin dalını getirdim Kezboş'cum. Sağ ol Hayrır'cum. Hem senin ne işin var burada? Hiç. Seni görmeye geldim kardeşim. Aa, senin yüzün sararmış. Ay belli çok yorulmuşsun. Derhal eve gidip dinleniyorsun. Ben yerine bakarım. Senin dilinin altında bir bakla var ama. Ay yok ayol. Yani son hadiseler seni çok yordu. Gidip dinlenmeni istedim. Ben de hastalık hastasıyım ya. Sana inandım. Aa. İyi günler. Hayriye Pembe adına bir paket getirdim. Buyurun. Benim. Ben de sizi bekliyordum. Nedir bu? Yok bir şey. Şurayı imzalayın lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne var bu paketin içinde? Yok bir şey dedim ya. Birkaç ilaç siparişi vermiştim de. İlaç mı? Onlar. Hasta mısın?
Yok ayol, hasta olan sensin. Hadi bakalım yürü. Kalk kalk. Hadi. Çocukluk etme abi. Olan olmuş bir kere. Gıygıcı sülalesi mutluluğumu bozdu. İntikamım acı olacak. Sakin ol. Sen kime gıygıcı sülalesi diyorsun lan Avni? He? Gıygıcı değil misiniz? Yoksa Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan mısınız? Sus lan. Hay aklında bin yaşa. Hiç güleceğim yoktu vallahi. Gülün, gülün. Son gülen iyi gülermiş. Şuna bak. Sen onlara uyma amca. Burhan'dan haber var mı? Onu söylesin. Böyle birini tanımıyor. Pes yani Bekir. İnsanoğlunu tanımaz mı? Yazık. Çok sinirliyim. Sakın üstüme gelmeyin. Biz seni eksik. Hepimiz oturuyoruz. Senin üstüne gelen yok ki. Ne oldu lan Ercan? Seninle aynı kaderi paylaşıyoruz abi. Ne olan deli? Rakip firma atağa geçti abi. Rakip firma da kim oğlum? Anne, ha? Senin en büyük rakibin kimdi? Muhammed Ali Clay. Salak. Salak anne. Sen boksör müsün? Burhan'dan bahsediyor, Burhan'dan. Oğlum şunu adam gibi anlat yoksa yiyeceksin tokatı ha. Tamam tamam. Bak şimdi sen Sülbiye'ye aşıksın ya. Ha? Rakibim Burhan oluyor. Ben de Hacer'ime aşığım ya. Ha? Rakibim doktor oluyor. Doktor mu? He. Ulan deli. Ha? Benim kızımdan mı bahsediyor bu ne? Vallahi bildin. Hoppa. Hadi be. Hadi. Allah Allah. Bu zayıflama ilaçlarının bir işe yarayacağına inanıyor musun teyze hoş? Bilmem. Deneyip göreceğiz. Bakalım ne yazıyor. Demek 10 günde 20 kilo vereceksin ha? Bu harika bir şey. Desene bir ayda manken gibi olacaksın. Ay Kezboş beni o halde görünce düşüp bayılır herhalde. Sadece annem değil, Simetra amca da düşüp bayılacak. Ama sürpriz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Çabuk git bakalım gırbık Salim. Daha eve gidip yemek pişireceksin değil mi? Bana bak Bekir. Ağzından çıkanı kulaklarım duysun, yoksa fena olur ha. Yoksa ne? Beni karnam da öldüreceksin he? Bırak, uğraşma şu adamla Bekir. Bana bakın lan. Sizi dinleyeceğime gider evde Hamdi'nin dırdırını dinlerim daha iyi. Hadi hoşça kalın. Eyvallah. Ben ne yapacağım şimdi? Bana bir akıl verin. Ercep, sana Simetra amcanın aklını vereyim mi? Olmaz. Niye lan? O da benim gibi raporlu. Ayıp oluyor ama. Uyma ona Simetri amca. Delidir. Ne yapsa da yeridir. Özrü kabahatinden büyük diye buna denir herhalde. Terbiyesiz. Ya bırakın konuşmayı da. Hacer'i bu doktorun elinden nasıl kurtaracağım onu söyleyin. Yuva yıkan filmci. O abuk subuk filmlerinden bir tane bahsetsene. Bana bak abi. Aa kızıyorum ama. Zafer bana uygun bir senaryon var mı? Var. Doktor Jivago filmi vardı. Ama konusu neydi tam olarak hatırlayamıyorum. Canım yerli filmlerin çivisi mi çıktı? He yerli film olsun. Ne de olsa kahramanlar yerli. Ben Hacer'im ve kötü adam Doktor Emre. Hadi bakalım Prens Affet. Bana oynadığın o pis oyunlarından birinde doktor oyna. Ağzını topla. O pis oyunlar dediği sinemanın dev yapıtlarından derlemelerdir canım. Gördük o dev yapıtları. Hadi be Saffet be. Ocağına düştüm Saffet be. Aman bak bucağına düştüm Saffet be. Ay kendimi kuş gibi hissetmeye başladım. Ya ama daha ilaçları almadın teyze hoş. Olsun ayol. Psikolojik olarak kendimi kuş gibi hafiflemiş olarak görüyorum. Çabuk bana su ver Sülbiş. Ayol bir an önce zayıflamam lazım. Haklısın teyzoş. Ne kadar çabuk verirsen o kadar iyi olur. Çok yakında senin gibi ipincecik olacağım. Oh. Duyduk duymadık demeyin. Mankenler kraliçesi Hayruş pek yakında bu köyde. Bir şey mi var? Yok bir şey teyze. Şurada Alman malı yazıyor da. Ne var bunda? Anladım. Şimdi ne yapıyor acaba?
Daha çok düşüneceksin mi arpacık umrusu gibi? Oğlum onda düşünecek beyin yok. Boşuna medet umma. Hop hop hop! Konsantrasyonumu bozuyorsunuz ya. Bir şey bulamadı ya, bahane uyduruyor. Bakırköy'ün bahçesindeki heykelde aynı böyle duruyordu. Aman, o ne düşünüyordu acım? Bilmem, sormadım ki. Bir susun ya, bir susun. Vıdır 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 konuşuyorsunuz, olmaz ki böyle. Ne o ya? Sessiz film mi oynuyorsun? Buldum. 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 Bulmuş. Aslan sapın. Yaşasın. Doktor, ne film çevireceğimizi buldum. Ne buldun? Ya yalnız tek başına olmaz. Siz de bu filmde oynayacaksınız. Yaşasın. Artist oldum. Ben başrol olmazsa oynamam. Prensip meselesi. Hadi hadi anlat konuyu anlat. Doktor, doktor yardım edin doktor bey. Doktor, doktor yanıyorum doktor. Doktor amca yanıyorum. Ne ne oldu? Cüzdem oldum doktor yanıyorum. Cüzdem? Yardım et. Yardım et cüzdem oldum. Yanıyorum. Size ne oldu? Doktor yanıyorum. Neyiniz var? Viyadükten aşağı uçtum. Viyadük? Yüzüm, yüzüm. Cüzdem oldum yanıyor, yardım et doktor. Doktor. Doktor bey. Yanıyor. Yanıyor, yardım et. Ne? Ne oldu? Neyin var? Doluyor. Ne? Sıkma mı? Ne? Ne zaman oldu? Nasıl oldu? Yanıyor. Ben ölüyorum. Doluyorum. Geberiyorum. Sana ne oldu? Ben ölüyorum. Ne? Neyin var? Cüzdem oldu. Ölmesin, ne yapıyorsun? Cinayete kurban gittim. Ne cinayeti? Ölmedin salak. Aman hocam. Ne ölmesi? Eşhedü en la ilahe illallah. Yanıyor. Tamam. Tamam, hepiniz iyileşeceksiniz, merak etmeyin. Hemşire! Hemşire! Cüzdem, yanıyorum. Teyze ne oldu? Gel gel. Ay. Ay, ay, başım dönüyor, midem bulanıyor. Hakkınızı helal edin kızlar, ben gideceğim. O ne biçim söz teyze? Teyze ne oldu, neyin var? Gözlerim kararıyor, içim çekiliyor. Ay çok kötüyüm kızlar, elveda. Yaşasın! Yaşasın, ölmesin teyzem. Yaşasın, hemen sağlık ocağına götürelim. Hadi kalk teyze, ben seni sağlık ocağına götürürüm. Hayır! Sen bırak, ben götürürüm. Ben götüreceğim dedim. Ya ben! Ya bırak! Ben! Ay yeter! Ben götüreceğim. Cemal'e söyleyeyim bari beni o götürsün. Aa, hayatta olmaz teyze hoş. Ya ben götürürüm. Ben götüreceğim. Doktoru görmek için can atıyorsun değil mi? Evet, ne olmuş? Ne oldu? O zaman önce beni göreceksin. Ay midem. Sen benden rüşvet mi istiyorsun kız? Sen benden isterken iyiydi değil mi? Ne demişler? Rüzgar eken fırtına biçer. Ay ölüyorum. Tamam tamam, gelince veririm. Aa olmaz, peşin çalışıyorum hadi. Ay yeter. Yeter. Az. Ay. Ben götüreceğim. Ay, ben götüreceğim. Ay, aman dikkat edin. Hadi gidelim teyze hoş. İlginç. Vidamla bile kan atmıyor. Kan içime akıyor, iç kanıma geçiriyorum. Diplomayı nereden aldın sen? Hemen ilgileniyorum, hemen. Doktor!
Önce bana bak. Ben acil bakayım. Doktor amca. Önce bana bak. Ben geldim. Doktor bey, doktor bey. Onun hastalığı bulaşacak. Hemen karantinaya kapat onu ya. Susun be, susun. Doktor. Doktor, kaburga kemiklerim, köprücük kemiklerim kırık. Alçıyı hazırla doktor, alçıyı. İşte köprücük kemiği alçıya alınmaz ki. Huyluk kemiğim de kırık. Görevini yap, yoksa seni Sağlık Bakanlığı'na şikayet ederim. Yeter! Ne bağırıyorsun be? Hasta hakları diye bir şey var. Evet. Beğenmiyorsan imzanı basar, çeker gidersin. Evet, git yoksa buradan. Yoksa seni tabipler odasına şikayet ederim, bilmiş ol. Tek kelime daha edinin ağzını bakarım, tamam mı? Asgat. Hasta etmeyin adamı. Acele et Tezoş, acele et, çabuk yürü. Ay çekiştirme Coş. Adım atacak halim yok. Ya keşke ambulans çağırsaydık. Havalı havalı hastaneye girerdik. Emre de bizi kapılarda karşılardı. Ay ben ölüyorum, sen doktoru sayıklıyorsun yani hocam. Tezoş, vallahi tam zamanında hastalandın. Yoksa onu göremezdim. Ay ben ne haldeyim, sen neler söylüyorsun. Sen ne diyorsun? Anam geliyor. Ay Kezmoş. Hayrır. Ne oldu? Bu ne hal böyle? Ay canım kardeşim, ben gideceğim. Nereye? Rahmetli anneciğimizin yanına. Sus kız, ağzından yel alsın. Ne biçim laf o öyle? Teyzem çok kötü vallahi. Ana sağlık ocağına gitmemiz lazım. Neyin var Hayrır? Ha? Çekmecemde örtünün altında paralarım var. Cenazemi onunla kaldırın Kezmoş. Size yük olmayayım. Ah canım ablacığım, böyle konuşma ne olur. Hacer, ne oldu kızım böyle birdenbire? Bilmiyorum ana, mide bulantısıyla başladı ama. Çok yedin de mide fesatına mı uğradın yoksa? Ay vallahi ağzıma bir lokma bile koymadım. Sadece zayıflama ilaçlarımı içtim. Ben sana ne diyeyim ha? Ne diyeyim Hayruş, ne diyeyim? Söyle söyle, beter oldu hadi. Diyeceğim ama diyemiyorum. Ablamsın çünkü. Hadi yürü, yürü hadi. Ay dayanamıyorum. Geliyorum anneciğim, geliyorum. Sen akıl. Cemile, telefonu kim icat etmiş? Bilmem. Ne zaman icat edilmiş? Onu da bilmiyorum. Sen ne biliyorsun? Burhan'ı sevdiğimi. Aha, bir tane daha geçti. Bir tane daha. Sağ ol, uçan 150. kuş bu. 200 olunca Burhan'dan telefon gelecek, bak görürsün. Bu ne biçim dilek tutmak Cemile? Arabaları saydık olmadı, çocukları saydık olmadı. Benim ümidim kalmadı gayrı. Bugün arayacak Hamide Ana, görürsün. İçime doğuyor. İçin çıksın Cemile. Taşta oturmaktan canım çıktı. Burhan'ımı göremeyeceğim. Ayağım kırıldı. Ben ölüyorum. Sonunda size ulaşabildim hemşire hanım. Çabuk buraya gelin. Ne mi var? Bir dinleyin bakın. Demin avaz avaz bağırıyorlardı, yemin ederim. Cüzzam, kırık çıkık, sıtma. Ne ararsanız vardı. Niye dalga geçeyim canım? Hayır, henüz değil ama az kaldı, delirebilirim. Doktor! Doktor! Esma Hanım? Hayruş Hanım? Ne oldu? Neyiniz var? Ne oldu size böyle? Kezban yenge, benim başım ağrıyordu da onun için geldim. Evet. Ne? Evet, ben de ona geçmiş olsuna geldim. Oha. Ben de Simetrik abinin peşinden geldim. Ben de kalabalık olduk, tam gidelim diyordum ki siz geldiniz. Ne bu haliniz, savaştan mı çıktınız? Yo. Ya işte Kezban yenge, bak hepsi makyaj, evet, aksesuar.
Yani kamera şakası. Boya bunlar, boya. Bak kamera da orada. Bak gülümse hadi. Yürü lan. Ne kamerası ya? Aa, bıçak çarptı. Ülen filmci. Ben dünyayı senin başına yıkmaz mıyım? Bir numaralar çeviriyorsun ama yakında kokusu çıkar. Alo. Vay Burhan sen misin? Ne haber ya? Almanya'dasın. Ha demek İstanbul'dasın. İstanbul nasıl peki? Vallahi buralar bildiğin gibi. Saffet yok. Baban da yok. Kalp krizinden sonra pek uğramıyor buralara. Tabii. Evet evet kalp krizi dedi. Aa, senin haberin yok muydu? Alo. Alo Burhan. Alo. Yaşayacak mıyım doktor bey evladım? Merak etme Hayruş. Sen hepimizi gömersin. Doktora sordu ana. Hayruş Hanım inanamıyorum size. Bilmediğiniz ilacı nasıl içersiniz? Aman doktorcuğum bir bardak suyla. Hiç danışmadan ilaç alınır mı Hayruş Hanım? Ben şahsen hiç almam. İlaç kullanırken indikasyonlarını ve farmakolojik özelliklerini bilmelisiniz. Advers etkileri araştırmalısınız. Ve bütün nörolojik etkilerini öğrenmelisiniz. Kesinlikle. Kız ne anlıyorsun da öyle he he deyip duruyorsun? He? Anlıyorum tabii. Hemşehir gibi kulağa da çok hoş geliyor. Bana bak koparırım o kulaklarını görürsün ha. Ana, doktorun işine engel olmayalım. Bak ne güzel anlatıyor. Ayol ne anlatması. Resmen azarlıyor beni. Ama hak ediyorsunuz Ayruş Hanım. Bu tür ilaçlar kardiyovasküler sistemi de etkileyebilir. Taşikardi ve palpitasyon oluşturabilir. Ayol bu ne diyor? Bir şey anladıysam araba olayım doktor vallahi. Aman teyze, bunda anlamayacak ne var? Tercüme et o zaman biz de anlayalım hadi. Şey dedi... Bilmediğin hapı yutma dedi. Bravo hocam, çok güzel özetledin. Tövbe tövbe. Demiştim ben size bu plan işe yaramaz diye. Kılavuzu karga olan hali budur işte. Kafanın üstündeki teneke kutuyu çalıştırsaydın da sen daha iyi bir plan yapsaydın. Ulan ne diyorsun lan canım? Beyler çekler elini. Yapmayın. Oturun yapmayın. Şöyle ya. Ayıp ayıp. Oturun şöyle. En güzel ben oynadım ama değil mi yönetmenim? He sen oynadın. Evet. Ercep'in hakkını da yemeyelim şimdi. Hadi Ercep ver aksesuarları da daha sonra yine lazım olacak onlar bana. Hay senin plastik makyajına lan. Avni. Yüzümün haline bak yanıyor lan. Sende yüz mü var lan yüzsüz. Oğlum bak aklım var. Yapmayın beyler. Çekilin. Yapma. Yapma. Ayıptır ya. Yapma. Ne güzel hep birlikte hareket ediyorduk az önce. Ne oldu ekip ruhumuza? Öldü. Ruhuna Fatiha okuduk. Artık benim bu herifle işim olmaz. Ama bayıldık sanki yeteneksiz oyuncu. Sanki çok güzel oynamış da bir de konuşuyor. Şimdi bir vuracağım. Aslında Allah için hepimiz altın portakalı hak ettik bir kere. Ne yarar? Madara olduk. Hiç. Kezban yenge gelmeseydi başarıyorduk be oğlum. Adamın pes etmesine ramak kalmıştı. Ya ağlama deli ağlama. Hacer'in daha elinden gitmedi. Dur bakalım gün doğmadan neler doğar. Ben ne Hacer'e ne de doktora ağlıyorum. Size ağlıyorum size. Niye lan? Benim için çalıştınız. Benim için çabaladınız. Benim için uğraştınız. Ay canım duygusal manyak. Canım. Ben de bu elinizin altında kalmayacağım. Hadi bakayım buna ne diyeceksin? Bu akşam hepiniz Sarkar'ın evine davetlisiniz yemeğe. Aferin lan Ecep. Şuna bak. Midesi bayram edecek diye nasıl sevindi beleşçi. Bana bak lan. Durun ya beyler ben... durun. Şimdiden birbirinizi yemeyin. İştahınızı akşama saklayın. Değil mi Kerata? Yemek mamma. Hacer bana tabak koyma kızım ben yemeyeceğim. Ay.
Ne o Hayruş? Haplardan ümidini kesince açlık grevine mi başladın? Ayol ben burada can çekişiyorum millet işin gırgırında. Aşk olsun teyze. Seni sağlık ocağına kim yetiştirdi? Seni doktora getirebilmek için Sülbiye ablama para bile verdi. Ya, ne diyorsun be? Ekmeğin parasıydı o salak. Ekmek olacaktı da parası yokmuş. Ben de evet. Ben verdim. Ayol Simoş'a ne olmuştu öyle? Bir türlü soramadım adamcağızı. Orada onca adam vardı. Bir tek Simoş'u mu gördün? Gözü ondan başkasını görmüyordu ki. Ya, sen ne akla benim kardeşime dalga geçiyorsun ha? Estağfurullah. Ne haddime gülüm. Hah şöyle. Hizaya gel. Bu evde Hayruş'u makaraya alacak bir tek kişi var. O da benim. Abla. İyi Hayruş. Haplar fayda etmedi. Şimdi zayıflamak için hangi çareye başvuracağım bakalım? He? Avrupa insan hakları. Mahkemesine kez boş. Yeter benimle alay ettin. Zaten hastayım ahiya ya. Sabah akşam birlikteyiz. Ne güzel. Üç ahbap çavuş gibi olduk. Ercebi niye dışladın? Deli diye mi? Dört ahbap çavuş diye bir şey yok da ondan. Aha bak. Dört kardeş var ama. Ben bunları unutmuşum. Bak şu zurnacı aynı sen. Deli olma Simetri abi. Benim onunla ne alakam var abi? Sevildiğini bilen deli. Bak senin hatırına saçma sapan muhabbetlere katlanıyor. Yok ya. Sayemde miden yiyecek maddeleriyle tanıştı. Hala ne konuşuyorsun? Terbiyesizlik yapma lan. Konuşmayın. Yiyin yiyin. Bak. Buna plakide. Bu mücver. Kabaktan yapılır. Öyle mi? Bu da cacık. Senden yapılır. Ulan ne diyorsun lan sen? Oğlum bak. Bırak lan. Sakin olun. Tofek, sen film işlerini bırakıp da yemek kitabı yazsana ya. Yazarım ne var? Ben böyle şeyleri bilirim. Bu abli gibi hırt değilim. Sofra adabından da anlarım yani. Ne adabı be? Ağzının şapırtısı tam Udanya'dan duyuluyor. Kır o. Kafan gibi kulakların da arızalı galiba. O ses simetriden çıkıyor. Simetri abi bir derdim var. Böyle iştahsız gördüm seni. Yemiyorsun galiba. Hay Allah'ım ya. Ara sıcaklar da geldi. Evcim ana yemekte ne var? Mantarlı tavuk yaptım size. Ben çok sevmem ama hayırlı. Neyse ayıp olmasın diye yiyeceğim mecbur. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer abi. Ya bırak ya Simetri abi. Eşek hoşaftan ne anlar? Terbiyesizlik yapma lan. Ne lan? Hoşaft dedin de aklıma geldi. Hoşaft getirin. Ercep. Ekmek de getirmeyi unutma. Tamam tamam. Ekmek de getir ekmek de. Tamam onu da. Allah kimseyi açlıkta terbiye etmesin be. Ye. Sülbiye ben mercimeği ayıklıyorum. Sen yarın pişirirsin yavrum. Ana. Ne? Ben yarın yemek pişireceğime kalkıp gitsem diyorum. Nereye? Bilmem. Neresi olursa gideyim. Gideyim durmayayım buralarda. Sülbiye. Sen de Hayruş'un ilaçlarından mı içtin yoksa? Ne alakası var ana ya? Hayır, onun midesini, senin de beynini mi bulandırdı acaba? Nereden çıktı bu gitme işi? Ana, sokağa çıkamıyorum. Niye? Sen yüzünü yere eğecek bir şey yapmadın kızım. Ondan değil. Her taraf Burhan'ın hatıralarıyla dolu. Bana her şeyi onu hatırlatıyor. Zeytin ağaçlarına, çeşmeye, nereye baksam onu görüyorum. Ben de Hüseyin emminin öküzlerine bakınca onu görür gibi oluyorum. Aşk olsun ana ya. Duygularımı alaya alıyorsun. Çok acı çekiyorum, dayanamıyorum diyorum sana. Unutacaksın kızım, zamanla unutacaksın. Bu köy onun anılarıyla dolu. Burada unutmam zor. Ben seni nereye göndereyim şimdi kız başına? Hindistan'a mı, Amerika'ya mı? Sen seç. Bursa'ya, halamın yanına gönder yeter. Halanın yanına mı? Bir düşüneyim. Ya bunda düşünecek ne var ana ya? Hadi gideyim hadi. Babana da sormak lazım kızım, ayıp. Ana yokuşa koşma. Sen bugüne kadar neyi danıştın ki babama?
Hadi izin ver gideyim. Ne olur ana lütfen. İyi tamam. Canım anam. Bak gönderiyorum ama bir şartla. Orada kafanı dağıtacaksın. O sipsiciyi kalbine atacaksın kızım. Tamam mı? Ha? İnşallah ana. Benim de bütün istediğim bu. Hadi bakalım. Ya uzun zamandır böyle güzel ev yememiştim ya. Vallahi aşk olsun Ercebe. Değil mi aşçılara taş çıkarttı ya. kimin bacana? Kimin olduğunu bilemem ama senin olmadığı kesin Avni. Dur hele oğlum, ben daha son kozumu oynamadım. İntikamım acı olacak, göreceğiniz. Senin her tarafın intikam olsa kaç cezar be? He? Şimdi saydırırdım sana ama... Karnım çok şişti, bir şey yapamıyorum. Aynen, tok karnına dövüşülmez. Ben denize girilmez diyebilirdim ya neyse. Ya bu Recep de hiç oturmadı. Koşturdu durdu zavallı ya. Bakalım sırada ne var? Sırada ne var lan? Ben varım da. Aha. Seni yiyemeyiz maalesef. Midemize oturursun Recep. He vallahi. Mutfağı toparladım, dişlerimi bitirdim. Şimdi de sıra bende. Aferin lan. Ama bu bitmiş. Bu da bitmiş. O da bitmiş. İnsafınız kurusun. İnsan bir kaşık yemek ayırır be. Bir kaşık yemek seni keser mi Ercan? Ha. Biz sana bak koca bir somun ekmek ayırdık. Ya. Al oğlum. Buyur ye. Al ye bakayım. Al ye hadi. Aferin sana. Ha. Sağ olun. Hamide, ne yapıyorsun he? Ben var, su içen, doçe. Kadın ne diyorsun? Ben var. Der ne doçe. Hamide, bu kuş dili mi? Çok caizsin be Bekir'im. Almanca konuşuyorum anlamıyor. Diyorum ki ben Almanca öğreniyorum. Kadın önce Türkçeyi öğren de Almancan kusur kalsın he? Kalmasın Bekir'im. Sonra bu hanımla nasıl anlaşırım ben? Al bak sözlüğü şimdi. İmtihan et beni. Hı. Bakalım öğrenmiş miyim? Ver. Söyle bakalım. Söyle. Dum ne demek? Dum mu? Dum. Şey demek. Bilmiyorum. Aptal demek. Şimdi bekle. Bir tane daha. Peki. Başka. Heh. Albert ne demek? Söyle bakalım. Hay Allah biliyordum. Unuttum. Salah demek. Heh, bir tane daha soruyorum. Frau ne demek? Heh. Ay, dilimin ucunda. Kadın demek. Şimdi böyle hepsini birleştirince ne oluyor? Aptal, salak, kadın oluyor değil mi? Gropman. Bu ne demek? Şiştim ya. Yarından tezi yok rejime başlıyorum. Hayruş Hanım'dan şöyle bir diyet listesi alayım bari. Bence sen onun listelerine güvenme. Daha çok şişmanlarsın vallahi. Ne getiriyorsun lan? Kahve. İçine bak be Ercim, dökersin. Yok ben içmeyeceğim. Midem fena sıkıştı.
Yok sağ ol Ercep, bana da böyle bir fenalık geldi. Geniş getir açılırsın Avni, açılırsın. Aa! Aa, Allah'ın sopası yok işte, beter ol. Avni. Vallahi ben bir şey yapmadım Simet abi ya. Ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Zıt kutuplar, ne oluyorsunuz ya? Ne oldu sana? Allah, ben de elimde kaldım. Ben de kim? Ne oldu abi? Tamam tamam. Ben içerideyken bana oyun hazırladınız değil mi? Çünkü siz... Lan doğru mu söylüyoruz? Akıllı helal et Ercep. Böyle kurutma, korkutma beni. Ah karnım. Ama. Bağırsaklarım bunu. Kazarma. Dokuz zombi. Dokuz zombi. Dokuz zombi. Anamdan nasıl izin kopardın? Hayret vallahi. Ne o? Kıskandın mı? Aman ne kıskanacağım? Güle güle git. Ben ağlaya ağlaya gidiyorum vallahi. Bak aklıma ne geldi. Sen de gelsene benimle. Aman ne yapacağım ben Bursa'da? Gezeriz kız. Teleferiye biner, Uludağ'a çıkarız. Moralimiz yerine gelir biraz ha? Ben gelemem vallahi. Bırakamam burayı. Ne var burada Ercepciğinden başka? Söyleyeyim de yine para istedi mi? Doğru ya, şu mesele doktor civanım. Çok yakışıklı değil mi abla? Bana bak, kaptırma kendini, aşık maşık olursun maazallah. Ben oldum bile. Ah Hacera, aklını başına topla. Bak ablacığım, yazık olur sana. Niye öyle söylüyorsun abla? Belki o da beni beğeniyordur, belki o da beni seviyordur. Ama sonu gelmez. Bak o şehirli bir doktor. Okumuş, görmüş, geçirmiş. Senin benim gibi değil, farklı o. Aşık olduktan sonra ne önemi var? Kızım davul bile dengi dengine çalarmış. Heh, hoş geldin Kezban yenge. Ya anamın ağzıyla konuşma benle ya. Boşuna ümitlenmenden korkuyorum. Ya sevip de sevilmezsen? Çok acı çekersin Hacer, çok. Çok üzülürsün. İnan ki aşk acısı gibi yok. Oturuyor böyle insanın boğazına. Yumruk gibi kalıyor. Yutkunuyorsun, yutkunuyorsun, gitmiyor. Açma muslukları ya. Unutmak istiyorsun olmuyor. Kaçmak istiyorsun o da seninle geliyor. İnsan dayanamıyor. Ama gönül işte söz dinlemiyor. Acı çekeceğini bile bile seviyor. Ama ne biliyoruz? Belki de Emre ile ben çok mutlu olursa. Kim bilir belki de. Ah, ah canım sevgilim. Kim bilir şimdi ne yapıyordur? O da beni düşünüyor mudur acaba? Zeynep, babamla konuştum. Tayinimi İstanbul'a çıkartacak. Yakında kavuşacağız bir tanem. Yok, sen gelemezsin buraya. Tuhaf bir yer burası. İnsanlar da bir acayip. Bugün ne yaptılar biliyor musun? Kapatmam lazım canım. Yine mi siz? Ölüyorlar. Bu sefer kamerayı nereye koydunuz söylesene. Kamera yok. Ölüyorlar diyorum baksana. Gel üstünden. Bir dakika ben anlaştılar diyorum sana. Kala gibi böyle böyle böyle. Binden kaldılar. Yardım et komutanım. Sıktınız artık. Bana bak doktor. Deli kuvveti dedikleri buymuş. Bırak ellerimi. Milamım. Kalkma üstünden. Yardım et, ölecekler diyorum sana. Ya ne ölmesinden bahsediyorsun? Jandarma gelince dirilirler onlar. Sen Hipokrat yemin etmedin mi? He? Ölüyorlar diyor, baksana. Peki, neyiniz var? Yardım et. Hadi, hadi abi. Yardım et diyeceğim. Hadi. Kontrol ettim teyze, her şey tamam. Zülbiye, bunu da al kızım.
Kimsenin elinden bir şey yemeyesin diye. Kimsenin elinden bir şey yemeyesin diye. Ana kızım. Çocuk muyum ben? Kızım bir şeyini unutmadın değil mi? Yok unutmadım babacığım. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Alara selam söyle. Babam seni çok özlemiş dersin. Annem de hiç özlememişti. Düğünümle bana yaptıklarını unutmadım. Aman bırak şimdi eski defterleri karıştırmayı. Sağ ol baldız. Salih! Gelirken sana ne getireyim teyzeciğim? Kestane şekil. Ama iki kutu olsun. Birini Simoş'a verin. Teyzeciğim. Canım. Abla dur ben de geliyorum geçirmeye. Dönüşte belki düşerim. Kolum olup kırılır da sağlık ocağına giderim. Hadi! Biz de çıkalım hadi. 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 Gelin hadi. Hadi. İyisiniz. Sayende kefenleri yırttınız. Sayende zehirlendik deli. Yedirdin bize bayat tavuğu. Biraz karttı ama bayat değildi. Ama yoksa siz mantardan zehirlenmiyorsunuz. Ulan vururum şimdi sana ha. Şuna bak bir de konuşuyor. Ya gerçek kabahat bizde. Çekirge sürüsü gibi talan ettik sofrayı. Ki ben bir şey yemedim ki. Oha. Şu kadar bir şeydi. Üşüttüm ben biraz üşüttüm. Zaten senin ne gözün doydu ne de karnın. Öyle mi Avni? Zaten boş mezar bulsan içine gireceksin. Ulan ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Bırak lan. Yaşasın. Kavga ediyorlar. Demek ki iyileşmişler. Hadi gidelim. Hadi. Hadi Saffet. Siz gidin durun. Ben doktorun yanına gidip geleyim. Hadi. Geçmiş olsun. Doktor! Ne oluyor? Teşekkür etmeye geldim. Teşekkür ederim. Çık dışarı uykum var. Bütün gece canımı okudunuz zaten. Ben elini öpeceğim. Bırak. Bana bak doktor. Hacer'ime göz koydun diye sana çok kızdım. Ama arkadaşlarımı kurtardın diye seni affettim. Sağ ol ya. Sabaha kadar uykusuz kaldım ben. Sabaha kadar uykusuz kaldın ama değdi. Üçü de kendine geldi. Ben görevimi yaptım. Ha? Bundan sonrası adli makamların işi. Ne? Adli makam mı? Bu ne ki? Davacı olurlarsa yandın sen yani. Benim cezai hükmüm yok ki. Oh. Doğru ya. Yaz bunu kenara. Hacer'ime yan gözle bakacağın zaman hatırlarsın. Sülbiye. Efendim ana. Yolda bir şey ikram ederlerse sakın yeme. Uyutup sonra paranı alırlar ha. Tamam ana. İnince baktın ki halan yok. Otogarda bekle. Sakın bir yere gitme. Olur ana. Nerede kaldı bu minibüs ya? Gelse artık. Bu da babası kılıklı. Vır 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 vır. Hiç çenesi durmuyor canım. Dediler ya İstanbul'dan gelirken arıza yapmış. Onun için gecikmiş kızım. Varınca da bekleme yapmadan doğru Bursa'ya gidecekmiş. Ha öyle miymiş? Demin söyledim ya duymadın mı kızım? Duydum. Duydum da anlamadım. Yani anladım da başka bir şey düşünüyordum. Sen çok düşünüyorsun bu aralar. Filozof mu olacaksın başımıza ha? Sülbiye. Bana verdiğin sözü unutma. Ne söz vermiştim ona? Hani Bursa'da kafanı dağıtacaktın. O ismi lazım değil kişiyi unutacaktın. He? Bursa'da nasıl unutacak ki? İkisinin de adı Bur diye başlıyor. Hiç aklından çıkmaz ki. Hacer! Ben senin yerinde olsam Bursa'ya değil Burhaniye'ye giderdim. Anama doktor yemeği söylerim ona göre. Sana da iyi ki bir sır verdik. Sussana. Ne fısıldaşıp duruyorsunuz? Yani merak etme anne. Burhan'ı unutacağım. Adını bile anlayacağım. Hani anlayacaksın adını? Minibüs geldi bak. Minibüs geldi. Thank you.
Şu curamın telinde, bülbül öter dalında, cümle alem dilinde, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Dalında cümle alem dilinde muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Kezban yenge. İnip gelirilmeden, tezkeresi dilmeden, geldi geçti görmeden, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge, yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.